Evet arkadaşlar, bugün yine drone alma işlemlerini yapıyoruz ve bakın şu anda neredeyiz. Şu an şöyle bir yerdeyiz. Esen'in bir ilçesindeyiz. Şöyle bir mekan var, yani güzel duruyor. Çok da kötü bir yer değil, değil mi? Ben bugün kamerayı yanıma almayı unutmuşum. Neden bilmiyorum. Çünkü biraz hızlı çıktım herhalde. Normalde Almanca kursundaydım. Hemen drone buldum. Yazdım adamın saat 1'den sonra işi varmış. 1'den önceleri buluşursak güzel olur. Ben de aceleyle kurstan falan çıktım. Böyle drone'umu almaya gidiyorum şu anda. Böyle bir şehirdeyiz şu anda. Şurada bir Lidl var. Aslında gidip bir şeyler mi alsak ya? Adamın da gelmesini varmış. Dayı bekledin ama sağ ol. Geçmeyeceğim. Boş konuşuyorum şu an. Bir beni bir rahat bırak. Bunlarla yolculuk gerçekten güzel oluyor. Arabalarda bakın peşliyor onu. İyi yani. Bir haftadır falan drone bulamıyordum. Şimdi bugün bir tane buldum. Bununla anlaştım. Şimdi buluşacağız 15 dakikaya. Bu arada arkadaşlar, ben B2 kursuna geçtim Almanca'nın. Ama bir şey değil mi? Gerçekten B2 bayağı bir zor. B1 güzeldi. Yani çok da böyle eve gidince çalışmıyordum. Derste çok iyi anlıyordum zaten. Ama artık cümleleri uzun uzun kuruyoruz. Çok farklı gramerler var. Yani gerçekten bayağı bir zorluyor şu anda. Tabii ki de yapılmayacak bir şey değil. Zamanla bunu da yaparız. Yani ben ta A1'e dönüp bakıyorum mesela, daha artikellerin ne olduğunu bilmezdim. Yani demek istediğim, size zor gelen şeyler kur atladıkça çok basit gelmeye başlıyor artık. Yani Almanca'da aslında zaman isteyen ama tabii ki de öğrenilen bir dil. Almanca eğitimim gerçekten güzel gidiyor. Size şu muhteşem evlerin görüntüsünü bir göstermek istiyorum şu anda. Ben dün bir tane drone buldum. Anlaştım. Bugün kursumdan sonra gidecektim almaya. Adam okey dedi. Ve akşam bir saat geçmedi bana mesaj attı. Kusura bakma, benim hiçbir şekilde bir yapabileceğim bir şey yoktu. eBay üzerinden drone satıldı dedi. Dünkü bulduğum drone bu arada 650 euroydu. Bugünkü bulduğum arkadaşlar 550 euro. Yani 100 euro altında. Bizim de amacımız neydi? Ucuza alıp yüksek paraya satmak. Yani birisi kaçıyorsa elinizden bir şans arkadaşlar, İkinci şans mutlaka geliyor yani. Bakın ben bir günde bunu yaşadım. Dün çok ya çok üzüldüm. Dedim hani ya keşke alabilseydim falan. Ama bugün şansıma bir tane drone geldi ve anlaştım. Şu anda adamla 5 dakika sonra buluşacağız. Gerçekten çok güzel bir his bu benim için şu anda. Şu drone'umu alabilmek. Ama Almanca kursundan erken ayrılmak zorunda kaldığım için tabii ki de gene birazcık üzgünüm. Ama sıkıntı yok. Bunların da telafisini yaparız. Hafta sonu 3 gün boş var. 3 gün oturur güzel bir Almanca çalışırım. Türkiye'deki son zamlardan sonra buradaki benzin fiyatlarını da göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Farkı görebiliyorsunuz değil mi? Yani 33 nere, 1.60 nere. Otobüsler de burada sarı, aynı İstanbul'daki gibi. Ve adamların karavanı var ve bisikletini takmış gidiyorlar. Ne güzel bir hayat. Şu hayata biz de geçebilir miyiz arkadaşlar yani? Ben de harbiden karavanımı alıp şöyle gezmeye başlamak istiyorum. Yani yeter. Ya bisiklet sürmekten de sıkıldım artık. Ya yoruldum yani, yeter. Biraz bir araba, bir karavan, bir şeyler verin. Biz de biraz keyif yapalım değil mi? Bu arada dışarıda böyle telefonla video çekmek daha keyifli geldi bana, biliyor musunuz? Ya da böyle arada yaptığım için mi bilmiyorum ama kameradan daha keyifli gibi geldi bana. Hızlıca pat pat kapatıp açıyorsun kamerayı, güzel yani. Belki artık telefonla çekmeye devam ederim. Almanya'nın bu doğa harikasına bayılıyorum. Her yer doğa, her yer ağaç. Her yerde arabayı park edebileceğiniz bir yer, gidebileceğiniz bir yer, yürüyebileceğiniz, kafa dağıtacağınız, ama burası mezarlıkmış, evet. Şuradan nıtır yola giriyor.
Bazen bisikletli olmak da böyle trafiği katletmek için çok güzel. Burada nerede bisiklet yolu var bilmiyorum ama. Ben geldim ama buradan karşıya geçmem lazım. Nasıl geçebilirim? Burası yeşil yanınca artık ben de onlara beraber geçeyim. Burası da bayağı büyük bir yermiş. Geldim ben. Adam gelmiş olabilir. Şimdi gideceğim onu arayacağım. Neyse bakın böyle. Ekemele Baumschan'ın falan. Sievers varmış. Böyle şeyler varmış. Ha burada da küçük kulübeler satılıyor. Ha bunlar şey. İş eşyalarını, bahçedeki çalıştığın eşyalarını koymak için falan herhalde. Adam bana selektör yaptı. Adam buradaymış. Şu adam gidiyor beyaz. O su gelin olarak. Ben de peşinde gidiyorum. Burada arkadaşlar aldık drone'u. Adam şurada sadece göstermek için uğraşıyordu. Şöyle yırtıldı ama drone'da sıkıntı yok. Ve şöyle bir yerdeyiz. Adamı göstermeyeyim ama arabası şurada. Ve adam gitti arkadaşlar. Böyle adamların yüzüne doğru kamerayı tutmayı sevmiyorum. Çünkü Almanya'da sevmiyorlar. Şimdi ben de eve doğru gidiyorum. Aldım drone'u yani. Gidiyorum yani. Şöyle arkaya bağladık. Gene aynı böyle şu yola geldik. Bu yol bayağı garip bir şeymiş yalnız. Ben nereden nasıl gideceğim? Şuradan biri ezmeden şuraya geçersem. Bu sefer düzgün bir yoldan gideceğim. Çünkü diğer oradan biraz sıkıntılıydı. Buradan böyle karşıya geçeceğim yaya yolundan. Şuraya, oradan da böyle geçeceğim. Bak. Burada arkadaşlar saygı böyle. Sola dönecekler bekliyor. Düz adam gelsin diye düz geçen. Ve sıra bizde herhalde. Çok yakında olması lazım. Evet. Nasıl bildim ama. Yeşili yaktık gidiyoruz. Temiz hava. Ağaçların arasında. Bisikleti sürmeye. Eve doğru gitmeye devam. Dankeschön. Adam yola atladı ya. Ben aynı yoldan geldik diye. De, tamam benim yolum doğru ama ben ona yol verdim. Adam yola atladı. Ne güzel bir yolda gidiyoruz.